Merhabalar herkese, Vlad Seferi'ne devam. Bir Mortis motoru almıştık, onu da tasarımını çok severim, onu da bir yakından görelim. Çok şekil ya. Ya Vampir Kontları ve oyun Warhammer 1 ilk çıktığında favori fraksiyonumdu. Hala da çok severim kendilerini. Dede, gözün kapalı araba sürülmez. Okey, şimdi bunların roket bataryalarının sınırı buraya kadar geliyor. Dolayısıyla o sınırın bir dışında kalalım biz. Canımıza susamadık. Okey, böyle kalabilirsiniz. Sonra şu uçan kardeşlerimizi bir alalım. Şeye ihtiyacımız var mı arkadaşlar? Bence yok. Sizi şöyle bataryaların dibine sokalım. Bir şey yapabilirler mi? Hiçbir şey yapamazlar. Başlayın abi muharebeye. Hellstorm roket bataryaları direkt indirilesi. Bu arada. Şöyle güzel fırsatları da kaçırmayalım. Aha, ölüm rüzgarı atabilirim. Ölüm rüzgarı atayım. Dur, biraz daha biriksinler etrafımda, öyle atayım. Bataryalar kızlar. Uf, ölüm rüzgarı. Aşırı yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Kaç istiyor aşırısı? Aşırı ölüm rüzgarı yapmak istiyorum. Aşırı istiyorum. Şu pozisyon güzel. Şu pozisyon çok güzel. Katlettiler. Bu taraftan mı? Tamam, oraya bir yönlenelim o zaman. Oradan da ağır silah geliyor hatta galiba. Bu kızlar burayı hallediyor zaten, sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde saldırmam gereken tabancacılara hızlı bir şekilde saldırabilirim. Diğerleri mızrakçı falan var. Büyüklere karşı sıkıntı yaratırlar ama hallederiz. Kalabalığız o noktada. Şunları atmak istiyorum bir tane. 12 istiyor. Seni şuna basabilirim o zaman. Şunlar dibime girer mi? Neyse, atayım gitsin. Tamam, oradaki tabancacıları indirdik. Şunlara dalınız. Yalnız uçan birim olmasaydı bu savaş ne kadar zor olurdu düşünemiyorum gerçekten. O roket bataryalarına nasıl yaklaşırdım bilmem ne. Ama bir dakika, düşününce Vlad'ın ordusunun zaten önce mevzilenmesi var. Bütün ordumu yine buraya koyardım. Bu kızları koyduğum yere koyardım. Yani tabii biraz hasar alırdık büyük ihtimalle ama bence çok da dramatik olmazdı. Buradan yeni bataryalarla gelmişler. Dur, şimdi daha fazla hasar almadan önce şuradan bir ayrılalım. Tamam, burada bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Siz oradan bir çıkınız efendim. Şunları atmadan çıkamayacağım galiba. Tamam, daha fazla sıkıştırmalarına izin vermeyin. Hadi arkadaşlar. Havalanınız. Uğraştırmayınız beni. Bir tek Isabella kaldı orada. Tamamdır. Şeylerin menzilinin çok uzağındayım zaten. Sorun yok. Gelin bakalım onları bindirelim şimdi. Bu nedir? Roket bataryası. Bir tane de burada var. Tamam, iki tane. Lök lök diye alırız. Hiç sorun olmaz. Senin şu özelliğinin doldu mu? Tamam, şunu biraz iyileştir o zaman. Isabella
gördük istediğimiz manzaralar. Yani İmparatorluk Şövalyeleri çok ideal bir rakip sayılmaz bunlar için ama hallederiz. Tamam, sen roket bataryalarına dağıl. Siz oradan bir çıkın, diğer roket bataryasına doğru gidin. Roket bataryasını bir dakika, yakın dövüşe mi soktu bu roket bataryasını az önce? Hasar vermediğim roket bataryasını. Peki, sen bilirsin. Şuradan bir aşırıya gerek yok. Düz ölüm rüzgarı yapsam daha iyi şu an. Bir rüzgarların birikmesini beklemek istemiyorum. Bir tane de şundan basılır bence. Oradaki roket bataryaları tamam. Başka bir destek birliği falan. Destek birliği değil de bunlar ne burada? Arbaletçiymiş. Şuna dalın direkt. Okay. Oradaki neydi büyüğünün adı? Gölge çukuru ortamı güzel dağıttı. Yani yuvarlak halinde oldukları için oradaki şeyden daha fazla hasar verdi. Ölüm rüzgarından daha fazla hasar verdi galiba. Bunlar kaçıyor. Bunlar da kaçmak üzeredir. Şu vampirleri yanına götürsem uzun süre hayatta kalamazlar muhtemelen. O nasıl bir uçuş? O nasıl bir uçuş? Seke seke uçtuk. Savaş işlemek üzere biraz daha iyileşirsem fena olmaz. Bilet senin iyileştirmeni isteyeceğin birileri var mı orada? Şunları azıcık iyileştir. Yani resmen ordusunun tamamına yakınını 3 tane karakterle hallettik. İşte vampir kontları diyorum ya, karakterleriyle asıl ön plana çıkıyor. Oyunun en güçlü lordları ve kahramanları vampir kontlarında belki de. Nice. Isabella Show ve şu vampirle kullanmışım galiba bütün o gölge çukurlarını. O ikisi şov yapmış resmen. Karabiyo alayım, iflas etmeyelim. Aa, öğrenci, nice. Ve kan içiciyi de aldık böylece. Şu itemlarıma bir bakayım ya. İkisini de aldık vallahi. Başka item yok değil mi bunun? Aynen, ikisi var. Bunların hatta bir de set bonusu var. Ne veriyor? Tüm eyaletleri artı bir kontrol. Yerel eyalet artı üç vampirsel yozlaşma. Nice. Kan içicinin özelliği yağma. Vampirsel yozlaşma. Yetiştirme maliyeti, saldırı, büyülü saldırı, silah gücü. Of 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 of. Muhteşem muhteşem. Fiziksel direnç %15. Ve %60 hasar direnci, yani uğur kurtarışı 22 saniye boyunca. Gayet güzel, gayet güzel. Tamam, senin çıkardığın itemleri mesela şu Scalp Scratch'ı Isabella kullanabilir. Muska'yı da aynı şekilde Isabella kullanabilir. Bir tane boşta arkan eşyam ve muskam var. Onları da... Senin muskan varmış. Senin de varmış. Sen al. Arkan eşyası olmayan sen varsın, onu da sen al. Yağlar olarak da bir tane savaş sancağım var. Ya sen al. Güzel. Yani bir önceki savaş çok kolay görünüyordu, çok daha zormuş beklediğimden. Bu savaş da nispeten zor görünüyordu, çok daha kolaymış beklediğimden. Hatta hiç hasar almadım, bu da bana Altdorf'a saldırmak için cesaret verdi doğrusu. Dur bakayım, şu yetenek puanlarını bir daha atayım öncelikle. Al bir menzilli direnci. Şimdi tabancacı falan çıkmasın karşımıza. Senden bunları güçlendirmeni istemiyorum. Vampirsel yozlaşma olabilir. Kahraman kapasitesi şu an işime yarar. Kaybı azalması, bu da işe yarar tabii ki. 133 çok büyük bir rakam. Öncelikle bir vampir kapasitesi istiyorum ama diğer orduya vermek için. Lüzerler. Arkan olumlu ulaşmaya az kaldı. Sende de aynı şekilde. Menzil direnci bu nedir? Ha, bunu bir al. Bu güzel. Menzil direncini de al. Nice. Şimdi biraz yaklaşarak orada ordu var mı görebilir miyiz acaba? Seni de keşke bu savaştan önce oynatmasaymışım. Yok galiba orada yahu.
darkness. Okay, okay. Okay, ben onu yer. Giriniz direkt. Tam şu an Carfans burada olsaydı, onu bir yenseydim, kan öpücüğünü alıverseydim, kan öpücüklerimi güçleseydim ve ardından pusu başarı olasılığımı %20 arttırıverseydim şahane olmaz mıydı ama neyse, buldum da bunamayayım. Bedavadan after alıyoruz sonuçta. Şimdi bunların bir tane havanı var. Havana direkt bu ablaları gönderirim. Vlad ve Persis Kral da önden gitsin, kapıyı kırsın. Diğerleri de yavaş yavaş gelir arkadan. Ablalarım siz direkt dalın abi onlara. Siz de şöyle zikzak size size gidin de gereksiz hasar almayın. Okay, havanı 2 saniyede indirir onlar zaten. Öyle de menzil saldırı yapan yok. Sen de git direkt dal oraya. Taflarını sarıyorlar sanki ama yani... İnsanın aklına rorşak geliyor. Siz benim etrafımı sarmadınız, ben sizin etrafınızı sardım. Ya da öyle bir şey. Şimdi bas yuvarlak daha iyi şu an. We are the new order. Bayılıyorum ya sesini adını, çok güzel ya. Kargıcılara karşı tabii ki zayıftırlar ama yani kargıcılar 5 saniye hayatta kalabileceği için o büyülere karşı çok da önemli değil. İyileştirme olanaklarım da mevcuttur sonuçta mesela. Hadi aşırı yapayım bir tane de ya. Etrafım iyi sarıldı. Oh oh, ne güzel eriyorlar, ne güzel eriyorlar. Mis mis mis. Hanimiş hanimiş. Bu üçü de savaşı kazanmaya yeter aslında. Yine orduya ihtiyaç duymayacağım savaşlardan biri olabilir. Bunlar kılıçlı asker zaten. Alti büyükleri olmadığı için hiçbir şey yapamazlar. Kırdınız mı kapıyı daha? Kıramadınız mı? Tamam, yavaştır. Bunlar biraz can sıkıcı ama dur. Ha tamam, buraya kadar ulaşıyormuş. Güzel. Kavuluğum olsaydı şu an patır patır büyüleri yağdırıyor olurdum. Şu ablanın biraz canı gidiyor. Neyse, ben çok tehlike altına girmeden önce şuradan bir çıkayım. Necromancer'da gelen şey tekrar başıma gelmesin. Led dalmak üzere zaten içeri. Dal abi. Senin iyileştirme özelliğin henüz yok. Okay. Hadi hadi, en çıkması gereken kişi çıkmadı daha, hadi. Hadi ablacım, hadi ablacım. Çok zor değil hadi oradan çıkmak. Bunlara kim ateş ediyor? Tabancacılar ateş etmiyor neyse ki. Bilet orayı halleder zaten. Çok ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Şunu şuraya atacağım ben yine ya, tabancacılara falan batsam dedim de. Nasıl daha iyi bir seçenek gibi geldi yine de. Tamam, rahatlık tekrar çıkmaya çalışabilirsiniz. Hatta şu da oradan çıkmayı başarırsa şu duvarın üstündeki menzilli birimlere dalayım. Ama şu abla biraz sıkıştı galiba oraya. Ha tamam, kaçıyorlar. Sorun yok. Sorun yok. Persis Kral azıcık hasar alıyor. Önemli değil. Ben direkt tabancacılara dalın arkadaşlar. Seni iyileştirmen geldi mi? Güzel. Ha, bir tane zarbiyetçilere dalsın ya. İçeride sorun var mı? Yok.
Diğer bir rüzgarlarımı iyileştirmek için kullanmak istiyorum da ekstra büyü atmak istemiyorum. Halleder misiniz? Hallederler gibi duruyor. Bakalım. Bir tane şuraya atmak fena olmaz. Bir dakika. Bir tane atayım. Aşırı olmadan. We are the new order. Bunları bas. Bu neydi? Whatever. Hadi şunu da bas. Bir rüzgarları biraz biriksin. Bitti mi savaş? Bitti. Nice. Bir rüzgarları birazcık biriktikten sonra birazcık da iyileştirme basarım sağa sola. Senin kendi pasif iyileşmeni kullanman için savaşlamaman gerekiyor. Git kullan o zaman. Bunların da var mıydı açlık özelliği ya? Yok. Okay. Bize böyle iyileştin. Tamam güzel. Geri gelebilirsin. Şu özelliği bir telsiz krala çak sen. Şu büyüyü de şuna yaptın mıydı? Bence fulllemiş oluruz. Şu arkadaşın azıcık hasar olduğunu görüyorum. Onu da iyileştirmeden bitirmeyelim. Neden olmasın? Geçmiş olsun Altdorf'cum, Karfrans'cum. Sıfır kayıp, sıfır hasar. Görmek istediğimiz manzaralar. Direkt şikayet ediniz. Bir öğrenci daha. Öğrenci olup da takılmamış olan var mı diye hemen bir bakayım. Böyle bir şey varmış. Bunu tak, bir tane takılmamış öğrencim varmış. Onu sen al. Açtım oranını böylece arttırmış olduk. Bu öğrenciler eskiden araştırmayı kapatıp savaş verdiğiniz zaman işte öğrenci çıkabilen fraksiyonlarda öyle çıkıyordu ama ondan sonra değiştirdiler, böyle bir çizgin önüne geçtiler. Şu an araştırmanın tamamlandığı tur savaş verirseniz çıkabiliyor. Daha mantıklı oldu. Eskiden yorucuydu o çizgi yapmak. Çok faydalı olduğu için de yapmak gerekiyordu. Böylesi daha mantıklı ama şu an güzel oldu ya. 3 tane. 3 tane yozlaşma. Hareket menzilini alırım. Şuraya da gitmek isterim ama hareket menzili çok çekici. Okay, Vlad, 19. Haydi şu gece fırtınasını al ya, uçan birileri çıkarsa kafasını kırarız. Senden şunu almanı istiyorum. O zindelik kaybı azalması çok güzel bir şey. Ve nihayet arkan oluklarımız bollaştı. Al, şuradan vurması daha da zor hale gelsen. Bir zafer koşullarına bakayım. Okay, Altdorf'u ele geçirdik. 13 yerleşim yeri var. 17 tane daha ele geçirirsem, ki bunları bir şekilde konferansına katarsam zaten bayağı bir arttırır. Bayağı kısa sürecek gibi ya. Kısa sefer zaferine ulaşmamız böyle giderse. Her şey fazlasıyla yolunda yani. Şu ya burayı ele geçirir ya da basar bir yere gider. Heh, kalcığımız buradaymış. Überstrike. Not likely. Onu da bir tuzağa çekmeye deneriz. Burada garnizonda çok güçlü değil. Tuzağa çekemezsem direkt saldırırım da, önemli değil o. Altta neyimiz var? Dediğime bakmayın. Dandikmiş. Böyle kırmızı kırmızı görünce özel bina sandım bir an. Onu da geç. Bunu da geç. 3 tane tıp bina varmış. Maalesef kanafücüğümüz 2'de kaldığı için bu %45'te kaldı. Olsun. Belki birini yakalarız ya. Tuzağı düşürmek zaten o kadar önemli. Maksat pusu tespit edilmesin de gelsinler, saldırsınlar. İlla pusu muharebesi yapmam şart değil. Bu arada bir tane vampir kapasitem var. Bu arada gölge her ırkta neredeyse olan bir büyü çeşidi olduğu için genelde tercih etmiyorum ama ya bir önceki savaşlarda ne kadar faydalı olduğunu da göz önünde bulundursak ben direkt alacağım, ki ölüm şeyini de çok sevmem.
özellikleri de iyiymiş zaten. Disiplinliği direkt basarım. Yes, bu ordunun vampiri sensin. Başka kapasitem yok değil mi? İlkleri yenilersin. Ardından gölgesel sarkacı da bir al. Nice. Seni yeni aldık. Aşağı inersin sen. Okey, inşaatlara bakalım. Bence bunu başlatmaya değer şimdiden. Şunu da basmaya değer. Burayı kaybetmeyeceğim varsayımında bulunabiliriz sanırım. Yani şu an iki orduyla birden saldırsalar bile bana, pusu başarısız olsa bile ve saldırsalar bile ve Drakov Kalesi'nin dışında savaş bile versem bence alırım. Sayısal olarak kalalım. Çok kaliteli orduları da yok gördüğüm kadarıyla. Madencileri var bol bol. Çok da korkmuyorum kısacası. Ama dur. Şu önemli. Okey. Öncelikle bunu bir başlatacağım. İlk fırsatta da bunu yaparım ama şu an değil. Belki toprakları kalsın. Yine Sylvan ya da o kalsın. Diplomasiye bakalım. Morse kılını benimle ticaret yapmak isterse ben de isterim onlarla yapmak. Bir para versem ne kadar istersin? 1400. Şu an öyle bir param yok ama yakında verebileceğimi umut ediyorum. Orada Verzek gelmişti bir ara buraya. Hala burada ama hala burada. Vallahi Verzek geldi buraya. Bir dakika, hasarlı biner şuradaydı değil mi? Camperbed'deydi. Yani tamir edemiyoruz şimdi. Müslümanını geçtik. İflas etmiyoruz. Devam. Slat da arada yok edildi. Nice. Şuradaki ordunun pusu tespit edildi ve bu orduların yerlerini birbiriyle değiştirmeye karar verdiler. Şu an aslında şurası dalınabilir bir yer. Bakayım, 9 kişilik garnizon, 14 kişi de burada, 23 kişi. Yok ya, bu orduya o kadar da güvenmeyeyim yani, o kadar da değil. Şu iskelet gitsin. Şu arkadaş gelsin buraya. Sen aşağı doğru inişini başlat. Ne kadar az gidiyormuş. Oha, Orion burada ne işin var senin, çüş. Abi ne yapıyorsun ya? Neyse okey, takılsın kafasına göre. Buradaki orklara dalıyor. Peki. Bu arkadaş canımı sıkmakla birlikte ne yapabilirim o arkadaşa ben? Buradan gelip dalırsam geri çekilir. Buradan yakalayabilirim. Ama Uber Strike'a dalışımı ertelemek zorunda kalırım öyle yaparsam. Ama onu burada kendi başına bırakırsam da... Camperbed'i alabilir mi? Bence alır. Ama içeride bu varken alamaz. Yok, onun da büyüsü yokmuş. Ama yine de iyi bir savaşçı. Karşında ne var? Tamam ya, tamam. Sen burada bekliyorsun dostum, tamam mı? Sen şuraya doğru yaklaşıyorsun. Kendi topraklarımda kalmamın bir esprisi var mı? Yok. Şöyle pusu başarı olasılığımın yüksek olduğu bir yer. Şurası mesela makul. Ha, kendi topraklarımdayım zaten, okey. Aaa! Carfrans? Carfrans neredesin? Hayda, adam nerede ya? Bir yerlerde... Aha, şurada. Grimberg'e girecek. Okey, tamam. Girerse girer. Heinrichem'lerin ordusundan kaçmış. Onu kontrol etseydim keşke oraya doğru hareket etmeden önce. Şuralarda bir yerde tuzak kurardım. Neyse. Ne olur ne olmaz. Bir şey basayım ben buraya. Şöyle anti-piyade bir şey. Yaskul olabilir, olabilir. Hadi bir tane Yaskul gelsin.
Sen oradasın. Senle tekrar pusuya yatacağım ben. Bu da birazcık hareket ettirmemin sebebi batıl ilaç. Yani orada pusus tespit edildi. Belki burada tespit edilmez falan. Oyun kendini oradaki pusuyu tespit etmeye ayarlamıştır gibi. Bir batıl ilaç sadece. Diplomasi kontrolü. Sonrasında bir şey olmadığını görüyorum. Değişimcinin hala hiçbir şey yapmadığını görüyorum. Binayı yapmayacağım iflas etmemek adına. Çok ucuz ve çok karlı bir şey yoksa ki. Ha, Altdorf'a yaparsam iflas ederim. Yapmakta zorundayım ama. Neyse azıcık bekleyebilirim sanırım. Evet azıcık bekleyeceğim. Buradaki kontrol seviyesi iyi değil. İki tur içinde isyan çıkacak. Onu engelleyemeyeceğim gibi duruyor. Neyse. Bir hal çaresine bakmayı düşüneceğiz ama Talfheim de çok uzak bir arkadaş ya. Burada nasıl yani? Neyse, burada bir acil durum ordusu basmaya çalışacağım galiba. Ama yani şu an tamir etmek daha mı karlı olur benim adıma? Tahribattan -2 alıyorum ama sadece ya çok değil. Asıl sıkıntıyı bunlar yaratıyor. Dur bakalım dur. Belki engelleriz onların baskın yapmasının önüne geçebilirsek bir şekilde. Okey. Güzel gelişmeler yaşandı. Şu an Karpfans bu tarafa doğru gidip onlara saldırdı ve dayak yedi. Bu strike almak çok kolay şu an. Tek ordusu bu şu an Karpfans'ın. Ona saldırabilecek pozisyonda mıyım bu orduyla? Maalesef değilim. Urstrike'ı hangi bırakmak da istemiyorum. Bu herif Altdorf'a saldırırsa bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Tamam ben Urstrike'a saldıracağım Vlad'in ordusuyla. Burayı alacağım. Aslında Heineken'le falan satmayı da düşünebilirim bunları sırf aramı daha iyi tutmak için. Ya da hem gardı alırsam orayı satarım. Okay. İki adam da al şunu indirmeyi çok istiyorum ama. İkisi ikideyiz. Baskın. Tamam, sen burada kalmayı sürdür. Karakterlerden artı 3 geliyor çünkü. Askeri baskıdan da artı 3 geliyor. Onlar olmazsa şu an burada isyan çıkar isyanın önüne geçebileceğim gibi. Buradaki arkadaşlar da yine yer değiştirdi bu arada. Tam da önümden geçip yer değiştiriyorlar. Azıcık daha ileride su kursam. Yakalayabilir miyim yer değiştirmeye kalkarlarsa acaba? Drakev kayısının sınırından da çıkmak istemiyorum ama. Belki bir adım daha gelebilirim gibi. Yok gelemem gibi. Yok gelirim ama bakayım. Emin değilim. Bakalım. Gerekirse geri çekiliriz. Sorun olmaz. Maç vaziyetinde geçip duruyorlar. Maç vaziyetindeyken %45 ihtimal de tutar yani. Sen buradasın, sen oradasın. Sen aşağı inmeyi sürdür. Yok değil mi buralarda dadanabileceğim, teknoloji çalabileceğim bir yer. Bunları boşuna sinirlendirmeyeyim şimdi. Morskan'ı uzaklaşmış bu arada ticari anlaşmadan. Enteresan. Şimdi yapmayacağım. Sana var, turu sonlandır. Ya yine aynı şeyi yaptılar. Ama yani tam şuradan geçiyorlar, o yüzden yakalayamadım ya. Drakenhof Kalesi'nin sınırından çıkmam gerek onları yakalamak için. Okey. Onu öyle yaparım. Buradan da Heinrich Kemner geri çekildi. Hem gardı bana bıraktı. Onu alırım. Ama bunları sonraki bölümde yapayım. Ay pardon. Neyse efendim, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Bir beğeninizi rica edeyim mümkünse. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.